Efendim izin verirseniz sevgili dostlarım diyerek sözlerime başlayayım. Sanat insanlarının önünde sanatı konuşmak, kültürü konuşmanın çok zor olduğunu, benim açımdan zor olduğunu kabul edersiniz. Çünkü siz bu işin öznesisiniz. Biz biraz dışındayız. Biz sizi izliyoruz. Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Siz dünyayı bizden daha iyi sorguluyorsunuz ve daha güçlüsünüz. Belki sorun şu, acaba sanatçılar ne kadar güçlerinin farkında? O gücün pek çok şeyi devirebildiğini aslında hepimiz biliyoruz. Zaman zaman anlatırım. Lise çağlarında Alexander Dumas'ın Üç Silahşörlerini okumuştum. Ön sözünde küçük bir öykü vardı. Alexander Dumas Üç Silahşörleri yazıyor ve her gün bir gazetede tefrika ediliyor. Sabah erkenden Parisliler gidip büfenin önünde bekliyorlar, gazeteyi alıyorlar, romanın sonunu bekliyorlar. Yaz geliyor, Alexander Dumas diyor ki gazetenin patronuna ben tatile gideceğim diyor. Dönüşte romanı bitiririm. Olur mu diyor. Bütün Parisliler seni bekliyor. Sen romanı bitirmeden bir yere ayrılamazsın. Vallahi ben gideceğim diyor. O zaman mahkemeye veririm diyor. Evet, yargıcın karşısına çıkıyor. Yargıç dinliyor iki tarafı da. Evet diyor, bütün Parisliler bu romanın sonunu bekliyorlar. Tatile gitsen bile bu romanı bir şekliyle bitirmek zorundasın. Ve mahkum ediyor. Alexander Dumas geriye dönüyor. Bana bir kağıt kalem getirir misiniz diyor. Kağıt kalem geliyor. Romanın baş aktörünün ismini yazıyor. Elinde kılıcı, ayakları titredi, yere düştü ve öldü. Altına son yazıyor, götürün diyor, roman bitmiştir. Bunun üzerine gazetenin patronu olmaz diyor böyle şey. Diyor ki ben size söyledim, ben tatile gideceğim, dönüşte yazacağım. Ve sanatçı kazanıyor. Yargıcın kararına rağmen sanatçı kazanıyor. Şunun için anlatıyorum. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her şeyi siyaset belirliyor. Elbette siyaset önemli bir kurum. Elbette ki siyaset pek çok şeyi belirleyecek. Ama siyaset belli temaları veya belli konuları belirlerken, işlerken acaba görüş alacak mı? Sanatla ilgili bir kararı alırken sanat dünyasının görüşünü alacak mı? Kültür dünyasının görüşünü alacak mı? O dünyanın önemli isimleri var, duayen isimleri var. Acaba onların görüşlerini alacak mı? Bu konuda genelde Türkiye'de her şeyi en iyi siyaset kurumu bilir, kimseye de sormamayı bir gelenek haline getirir. Ve buradan büyük sorunları yaşarız. Bunların başında sanatçı tanımı gelir. Sanatçı kim? Bunu siyasetçi belirliyor. Sanatçının kim olduğunu belirlemesi gereken aslında sanatçıların kendisi. Siyaset kurumu oturur, sanatçılarla ilgili bir diyelim ki geçmiş dönemde ödenmeyen sigorta primleri vardır. Bir ayrıcalık sağlar sanat dünyasına ve dolayısıyla primler yatarsa emeklilik hakkından biraz yararlanmış olacak. Sanatçı olsun olmasın her önüne gelen koşar ben sanatçıyım der. Dolayısıyla gerçek sanatçı bürokrasi bulamaz, ayıramaz. Tamam, bazıları ünlüdür ve bunları biliriz sanatçı olduğunu. Ama bazıları ünlü değildir. Ve gerçekten de sanat dünyasının önemli bir aktörü olabilir. Benim görüşüm, sizler de kabul ederseniz, sanatçının kim olup olmadığına sanatçıların karar vermesi lazım. Bir üst çatı örgütü olması lazım. O üst çatı örgütü nasıl kimin gazeteci olup olmadığına gazeteciler karar vermesi gerekirken başkaları karar veriyorsa veya yanlış karar veriyorsa, kimin sanatçı olup olmadığına da sanat dünyasının karar vermesi lazım. Bir etik çerçevenin olması lazım ve o çerçeve içinde herkese evet bu kişi sanatçıdır, sanat dünyasının önemli bir aktörüdür diye karar verebilir. Tabii kültür de var. Özne sanat ama kültür dediğimiz, düşündüm kültür nedir diye. O kadar geniş bir kavram ki, aslında kültür bir canlının doğumundan hayatını kaybetmesine kadar olan bir süreç
ve o süreç içinde gelecek kuşaklara bıraktığı miras diye düşünüyorum ben. Bakarsınız aynı tür balıklar beraber gezerler. İnsanlar beraber gezerler. Bir yerde kümelenirler. Kadınlar ve erkekler ayrışabilir. Belli dönemlerde bir arada oturup sohbet ederler. Dolayısıyla kültür dediğimiz olayın çok zengin bir içeriği var. Hepimiz bir kültürün içine doğarız. Farkında olmadığımız bir dünya vardır ve o dünyayı önce annelerimiz, yakınlarımız, çevrelerimiz, dili öğreniriz, dinimizi öğreniriz, yaşamayı öğreniriz, koşmayı, oynamayı öğreniriz. Sokağa çıkarız, arkadaşlarla farklı bir kültürle karşılaşırız. Komşularımızla farklı bir kültürle karşılaşırız. Üniversiteye gideriz, kültür dünyamız biraz daha büyür. Dünyayı görmeye başlarız. Şimdi teknoloji bize çok daha büyük olanaklar sağlıyor, onları görmeye başlarız. Ama kültür dediğimiz kavramın da zaman zaman yozlaştığını da görüyoruz. Yoz kültür dediğimiz bir kültür de var. Kültür aslında hayatın her alanına nüfuz eden bir kavram. Siyasetin de bir kültürün olması lazım. Ama kültürü ahlakla ve adaletle buluşturduğunuz zaman, yani kültürün temelini ahlak ve adalet üzerine inşa ettiğiniz zaman, o zaman sağlıklı bir dünyayı, güzel bir dünyayı, yaşanabilir bir dünyayı, hatta çevreyi yaratmış oluyorsunuz. Kültür o kadar zengin bir kavram ki, içinde bulunduğumuz doğa da bizim kültürümüzü etkiler. Kırsal kültür diyoruz, kırsalda yaşayanlar, kent kültürü diyoruz. Kent kültürü de kendi içine ayrışabiliyor. Varoşlarda yaşayanlar, geliri yüksek olan, gelir düzeyi yüksek olan yerlerde, kentlerde yaşayanlar. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş olanlar ve tiyatroya gidenler. Siyasette bir eleştiri olduğu zaman da bunlar tiyatrocu diye sanatı küçümseyenler. Çünkü sanattan haberi yok, kültürden haberi yok. Hayatı boyunca bir kez tiyatroya girse bir siyasetçi böyle bir dili kullanmaz. Çünkü tiyatro yapmanın ne kadar zor olduğunu ve kitleleri etkilediğini, o oyuncuların kitleleri etkilediğini bilir. Ama gitmiyorsa hayatında onu farklı yorumlar. Farklı bir çerçeve çizer. Adalet kavramı kültürle buluştuğu zaman, etik değerlerle buluştuğu zaman, ahlakla buluştuğu zaman aynı zamanda evrenselleşebilir. Kültürün evrenselleştiğini de görüyoruz. Özellikle teknoloji buna olağanüstü katkı sağlıyor. Moda bir kültürdür. Ama bakıyorsunuz, dünyanın herhangi bir yerindeki erkekler, kadınlar tek tip giyebiliyorlar. Aynı modayı izleyebiliyorlar. Eğer şarkılar, türküler rahat ifade edilebiliyorsa dünyanın herhangi bir yerinde şarkılar, türküler söylenebiliyor. Bazen anlamadığımız bir türkünün duygusunu kendi yüreğimizde hissedebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzde zor bir süreç var. Kültürü ve sanatı yeteri kadar içselleştirmemiş bir siyasal ortamın getirdiği zor bir süreç var. Kültürü ve sanatı büyüttüğünüz zaman dünyada saygınlık kazanıyorsunuz. Elinizde istediğiniz kadar silahlar olsun. Ama silahları istediğiniz zaman kullanamazsınız. Alırsınız silahları depoda tutarsınız. Savaş olması lazım. Ama kültür ve sanat öyle değil. Yumuşak güç dediğimiz sizin adınızı, ülkenizin adını dünyanın her tarafına götürebilir. Bir romancımızın, bir tiyatrocumuzun, bir öykücümüzün, bir şairimizin, bir yönetmenimizin, bir film artistinin dünyanın her tarafında alkışlandığını görürüz. Kültür ve sanat bu kadar zengin. Sorun, siyaset kurumu bu zenginliğin farkında değil. Biz bu zenginliğin farkında ülkeler olsun istiyoruz, Türkiye'de olsun istiyoruz. Eğer bunu yaratabilirsek, Türkiye'ye büyük katkımız olacak. Bunu biz tek başımıza yaratamayız zaten. Bunu siz yapacaksınız. Siz kaleme alacaksınız. Biz dillendireceğiz. Siyaseti de ahlakı ve etik değerleri getirmek zorundayız. Hayatın her alanda olacak ama en başta siyasette olacak bunlar. Eğer siyaset kurumu giderek yozlaşırsa, o yozlaşma toplumda çürümeye yol açar. Her alanda çürümeye yol açar. Şu anda onu yaşıyoruz. Ve Türkiye'yi buradan
çekip çıkarmak istiyoruz. Birlikte geliyor gelmekte olan diyoruz. Evet geleceğiz. Birlikte geleceğiz. Sizler söyleyeceksiniz, bizler yapacağız. Anayasamızda hüküm var. Onu bulursam okuyayım sizlere. 64. madde. Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Ne kadar güzel bir hüküm değil mi? Sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat için para topluyorsunuz. Anayasanın bu hükmünü hayata geçirmek için para topluyorsunuz. Pandemi döneminde sanatçıları açlığa mahkum ediyorsunuz. Ama topladığınız paranın, kültür fonunun nerelere harcandığını ve o fonda ne kadar para biriktiğini kimse bilmiyor. Hadi diyelim ki biz, muhalefet partisi bize bildirmiyorlar. E sanatçılara bildirsinler. Sanat dünyasına bildirsinler. Şu kadar para birikti, sizler için birikti. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır devlet. Ne kadar güzel. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması. Değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması. Anayasa da böyle diyor ama bu hükmün büyük ölçüde askıda olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla bizlere düşen görev var. Bize düşen görev size danışmaktır. Bir belge hazırlıyorsak ve bu belgeye ihtiyaç duyuyorsak ve biz gerçekten gelmeyi düşünüyorsak sizin bu konuda görüşlerinizi almak zorundayız. Yanlış bir adım atmayalım iktidara geldiğimizde. Hatalı bir adım atmayalım. Sanat dünyasıyla aramızda bir kavga ortamı yaratmayalım. Sanat dünyası, ya bunlar geldiler, güzel şeyler yapacaklardı, hiç de güzel şeyler yapmadılar demesinler diye. O açıdan sizin bu toplantıda yapacağınız katkı bizim için çok değerlidir. Biz bu katkılardan yararlanarak iktidara geldiğimizde, ki inşallah geleceğiz, o zaman sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız. Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür. Tek bir ağacın bile olmadığı, tek bir yeşilliğin bile olmadığı bir çöldür. Çölün de kendine özgü bir kültürü vardır. Onu da biliyorum. Ama biz isteriz ki hayatın bütün türlerini, doğanın bütün türlerini kendi ülkemizde bulalım. Saz çalanımız da, resim yapanımız da, tiyatroda görevini, rolünü üstlenenin yapanından, piyano çalanından, sinemanın herhangi bir bölümünde aktör olarak çalışanın da herkesin sözü olsun isteriz. Ve herkes nasıl bir dünya, sanat dünyasını beklediğini bize yansıtmasını isteriz. Bu toplantının temel felsefesi budur efendim. O nedenle geliyor gelmekte olan diyoruz. Geleceğiz, beraber geleceğiz. Birlikte geleceğiz. Türkiye'yi sanat ve kültür açısından çölleşen bir Türkiye'yi çölün içindeki güzel bir vaha haline getirmek istiyoruz. Herkesin yeşillikler altına uzanıp suyunu içtiği, gökyüzüne baktığı zaman sonsuzluğu keşfettiği, merak duygusunu büyüttüğümüz bir kültür ve bir sanat dünyası inşa etmek istiyoruz. Elbette biz bunun siyaseten felsefesini yapacağız ama işin özü nüvesi olan sizlersiniz. Sizler yol gösterdiğinizde biz de onun gereğini yapacağız. Dedim, sanatçılara karşı konuşmanın çok kolay olmadığını ifade ettim. Zor olduğunu da söyledim. İnşallah bir kusur etmemişizdir. Hatalı bir şey söylememişizdir. Çünkü sanatçının eleştirmesi çok ağırdır bir siyasetçiye. Aşık Mahsuni ile bir ara sohbet ederken birisine kızmış. Onu bulduğunda demiş ki, senin için bir türkü söyleyecektim. Sadece sen değil, senin torunların da bunu dinleyecekti demiş. Ama yine içimden
bu kadar yapma diye bir ses geldi ve ben senin için bir türkü söylemedim, yakmadım diye. O açıdan hani Potemkin zırhlısının yasaklanması, müziğinin yasaklanması, ressamların resimlerinin yasaklanması, baskıcı yönetimlerin olması, baskıya karşı direnen sanatçıların olması, bunlar toplumun nefes almasına imkan veriyor. O nefesi siz aldırıyorsunuz. Sizin bir resminize baktığımızda, sizin yaptığınız bir sinema, filmde, sinemada izlediğimizde biz farklı bir dünya görüyoruz. En azından iki saat karanlık bir ortamda bizi farklı dünyalara taşıyorsunuz. Ve biz aynı zamanda düşünüyoruz o süreç içinde. Bir saz çaldığında, bir gitar çaldığında ruhumuz başka yerlere gidiyor. Dolayısıyla sanatın derinliği hayatımızın her aşamasında var. Biraz uzun mu konuştum? İzin verirseniz ben burada bitireyim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepiniz başımızın üstündesiniz. Sizlere değer vermeyen bir toplumun zaten ayakta kalma şansı yok. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.